Bu bölümde isim tamlaması konusu ele alınacak. İsim tamlaması derken e, Arapçada bu muzaf muzafun ileyh kavramıyla karşılanır. Mesela Muhammedun Resulullah. Muhammed Resulullah'tır. Muhammed burada müpteda. Resul onun haberi. Resulullah beraberce muzaf muzafun ileyh. Resulullah derken burada birinci kelime e, müpteda olduğundan dolayı Resulü e, böyle geliyor. Ama devamındaki Allahi hareke olarak esre neden? izafet durumunda bu şekilde esre olur veya mecrur olur diyelim genel anlamda. E, çünkü e, mesela tesniyelerde farklı bir görünüm olacak cemi e, müzekker, cemi müennes. Oralarda yine e, sadece esre değil de başka şekillerde bunun cer alameti karşımıza çıkacak. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın resulüdür. Ama biri şöyle bir cümle kullansa, raeitu Rasulullah'i. Rasulullah'ı gördüm. Burada rasule neden rasule? Çünkü raeitu'nun mef'ulü durumda durumunda veya sellemtu ala rasulillahi Resulullah'a selam verdim. Sellemtu ala ala harfinden dolayı rasuli oluyor. Demek ki muzaf muzafun ileyhte birincisinin harekesi evveli ile alakalı, cümle içindeki yeri ile alakalı ama devamındaki e, ifade ise e, o mutlaka mecrur oluyor. Ve mecrur olma durumu da burada Allahi şeklinde başkalarında tesniyelerde, cemlerde daha farklı bir şekilde karşımıza çıkacak. Bunları göreceğiz. Fatiha'da okumuş olduğumuz Maliki Yevmiddin Allah Yevmiddin'in malikidir. Yevmiddin din günü Yevmüddin, Yevmül Hisap denilir. Hesap günü. Burada e, Yevmim, bunu esri okutan, öncekine izafetten dolayı ama Eddini de e, Yevm'den dolayı yani bir izafet durumu var burada. Bundan dolayı e, Yevmüddin oldu. Ama diyelim ki burada Malik yerine Heze olsaydı. Heze Yevmüddinim. İşte bu din günüdür. Yani hesap günüdür. O zaman هذا mübteda olurdu. Yevmü bunun haberi addin izafetten dolayı o da mecrur. Bu şekilde ifade ederdik. <tık> Ve ce'e ehlül medine Şehir halkı geldiler yestebşirun sevinçle. Burada Lut ile alakalı bir durum anlatılıyor. Lut kavmi homoseksüel bir kavim ve melekler birer delikanlı şeklinde o beldeye gelmişler ve bunlar kendi hasis tutkularından dolayı bundan dolayı bir sevinç içinde ayet onu anlatıyor ehlül medine ehlül medine şehir ahalisi ehil ahali Türkçe'ye ahali olarak girmiştir Ehl, bu da kullanılır mesela ehli beyt deriz ehli beyt Ehlül İncil, daha önce Kur'an'dan örneklerde yine geçmişti. İncil ehli, Ehlül Kur'an, Kur'anın ehli. Ehlül Medine ifadesi burada e, muzaf, muzafun ileyhtir. Ehlü e, merfudur. Neden? Ce fiilinin e, fa'il olduğundan dolayı. El fa'ilu merfuun. Fa'il merfudur. Ve bundan dolayı ehlü gelmiştir. Ama el-Medine'ti e, burada esre okunması e, izafetten dolayıdır. La taknatu min rahmetillah. La taknatu ümit kesmeyin min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden. Kırmızı olarak gösterdiğimiz rahmetillah Allah'ın rahmeti demek. E, min rahmeti kelimesini etkiliyor ve rahmetillah derken de veya Türkçe rahmetullah gibi düşünelim Allah'ın rahmeti anlamında ee, izafet durumu var, İzafet durumundan dolayı e, Allah'i hareket olarak bu şekilde okunuyor. Ama diyelim ki yağmur yağıyor, yağan yağmura da rahmet denilir. Ee, ben şöyle cümle kurabilirim orada herdihi <laughs> rahmetullah. Bu Allah'ın rahmeti. Orada rahmetu olarak. Neden? Hâzih'inin yani mübtedanın haberi olarak geliyor. E, haber de merfudur. Bu açıdan hareket yönü işin bu şekilde. Kısa surelerden İzâce'e Nasrullah'taki duruma bakalım. İzâce'e geldiğinde Nasrullah'i Allah'ın yardımı. Nasrullah Allah'ın yardımı. Nasır yardım demek. Nasrullah Allah'ın yardımı. Türkçede erkek ismi olarak da bu kullanılmaktadır. Vel fethu ve fetih geldiğinde, Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde, ve ra'etennase ve insanları gördüğünde, ya duhulune giriyorlar fi dinillahi Allah'ın dinine efvece fevc fevc. Burada dinillah ifadesi de yine Allah'ın dini anlamında ve burada da bir izafet var. Yani isim tamlaması var. E, dini ifadesi önündeki fi harfi cerinden dolayı e, mecrurdur, esrelidir. Devamındaki Allahi dinillah dinillah derken Allahi izafetten dolayı esreli gelmiştir. Allah'ın yardım ve fetih geldiğinde ve insanları fevç fevç Allah'ın dinine giriyor gördüğünde. İşte bir bi hamdi rabbik. Rabbine hamd ile tesbih et. Devamında o geliyor. Başka bir örnek. Fekatilu e metal küfr. Küfrün önderleriyle savaşın. Burada fe evveliyle alakalı. Gatilu savaşın anlamında. Kelimenin kökü gatele'den. Gatele öldürdü. Gatele savaştı. Gatil savaş, sen savaş, bir kişiye emir. Gatila ikiniz savaşın, gatilu siz savaşın. Gatilu savaşın e immetel küfr, küfrün imamlarıyla. Burada imam önder anlamında. Yani camideki imam değil. Ee, peki imama neden imam denilmiştir? Önde olan kişi olduğu için. Camide en önde imam vardır. Dolayısıyla bunu Türkçe'de önder şeklinde karşılayabiliriz. E immetel küfr, küfrün önderleriyle savaşın. İşte e immetül küfr beraberce bir izafet, küfrün önderleri. onlarla savaşın, ayet-i kerime bunu ifade etmekte. Yani Firavun gibi, Ebu Cehil gibi, her devrin Firavunları, her devrin Ebu Cehilleri var. Bu gibilerle savaşın. Kısa surelerden elem tera keyfe oradan elem tera görmedin mi? Keyfe faale nasıl yaptı Rabbuke Rabbin bi ashabil fil asabi file Rabbinin asabi file nasıl yaptığını görmedin mi? Burada bi ashabil fil asabi fil ba harfi cerdir bi ashabil fil derken ve harfi cer kendinden sonra geleni ee, bu şekilde etkilemekte, onu mecrur kılmaktadır. Bundan dolayı ashabi, sondaki B harfi esreli okunmaktadır burada. Ama el fil, fil aynen Türkçe'de kullandığımız şekilde fil, onun esre olması ise izafetten dolayıdır. Ashabu fil, fil ashabı. Rabbinin ashabı file nasıl yaptığını görmedin mi? Burada Gaflet içinde yaşayan kimselerle alakalı e, bir duruma dikkat çekilecek. Falan su ne zaman ki onlar unuttular? Ne su nisyan? Nisye unuttu, nisya ikisi unuttu, ne su onlar unuttular. Falan su unuttuklarında me zük kendilerine hatırlatılanları, uyarıları unuttuklarında. Zükkiru ona da tahlil edecek olursak e, zekera hatırladı. Zekera hatırlattı. Zükkira hatırlatıldı. E, zükkiru onlara hatırlatıldı. Çoğul olarak geliyor. Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında fetahna aleyhim biz onlara açtık. Ebu ve külli şey her şeyin anahtarlarını açtık. Kapılarını açtık biz onlara her şeyin kapılarını açtık. Burada ebwab ve küllü şey beraberce bir izafettir. Küllü şey her şey demek. Ebwab kapılar. Bab kapı. Ebwab kapılar. Ebu ve küllü şey her şeyin kapılarını. Peki niçin ebuvabe oldu? Eee fetahna açtık. Fiil, fail, ebuvap mef'ul. Mef'ul de mansuptur bundan dolayı Ebu Vabe oldu. Ya yani aslında Arapça gramerini öğrendiğimizde hareke bize fazlalık gelir. Ve Arapçanın aslında hareke yoktur. Kur'an-ı Kerim başlangıçta hareketsiz yazıldı ama daha sonra başka milletlerden İslam'a girenlerin sayısı arttıkça okumakta zorlandılar. Sonradan Müslüman olanlara kolaylık olsun diye Kur'an-ı Kerim harekelendi. Yoksa normal şartlarda e, hareket olmaksızın e, okunabilmekte. Ve e, normalde Arapça hareketsizdir. Evet başka bir örnek şu ayet-i kerime. Galu dediler melekler Allah yolunda hicrette ihmali olan ve ölürken de kötü bir şekilde ölen e, kimselere dediler. Elem tekun ardullahi ve si aten, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Fetuhacru fiha ta ki orada hicret etseydiniz. Yani bunlar yeryüzünde ezilmiş kimselerdik. Bundan dolayı dinimizi yaşayamadık falan diyecekler. Ama melekler onlara diyecek ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Ta ki orada hicret etseydiniz. Galu dediler tahlil edecek olursak elem tekun. Lem tekun olmadı. Elem tekun olmadı mı? Değil miydi? Ardullahi Allah'ın arzı vesiaten geniş. Vesiaten Ar Ardullah Allah'ın arzı Türkçe'ye çok yabancı bir ifade değil. Aynen kullanabiliriz bunu. Vesia geniş. Üsat genişlik demek. Vesia genişleten gibi Allah'ın isimlerinden bir isim. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Fetuhaciru ta ki hicret etseydiniz. Ve buradaki fe fail sebebiye ve muzari fiili nasbeden edatlardan. Daha önceki derslerimizden birinde bu geçmişti. Ee, normalde tu ne? hacera hicret etti. Yuhaciru hicret eder. Tu ne? siz hicret edersiniz. Ama başına bir fe geliyor. Sonundaki nunu düşürüyor. Fetu haciru orada hicret etseydiniz fihe. Ardullah ifadesi Allah'ın arzı yeryüzü. Yani yeryüzü geniş değil miydi ki niye hicretten geri kaldınız? Demek ki hicret etmemenin bir mazereti yok. Bir yerde İslam'ı yaşayamayanlar ve hicret etmekle mükellef. Kadir suresi Kadir gecesinden bahsediyor ve burada e, leyletul Kadr eee 3 defa geçmekte. İnne enzelnahu biz onu indirdik Kur'an'ı. Fi Leyletil Kadr Kadir gecesinde. Burada Leyleti geldi. Evelindeki fi'den dolayı. Ve Leyletul Kadr Kadir gecesi anlamında. Ve ma adrake ma Leyletul Kadr? Bildin mi nedir o Kadir gecesi? Burada da Ma Leyletul Kadr. E, yani burada merfu olarak geliyor. Nedir Kadir Gecesi? Leyletul Kadri burada da müpteda olarak geliyor. Müpteda merfudur. Bundan dolayı Leyletu oldu. Yani Leyle görüldüğü gibi bu ayette değişken. Duruma göre Leyleti, duruma göre Leyletu. Başka bir yerde Leylete gelebilir karşımıza. Ama devamında gelen e, kelime izafetten dolayı her üçünde de esreli bu şekilde karşımıza çıkıyor. Leyletul Kadr, Kadir Gecesi, Hayrun min elf şahr, bin aydan daha hayırlıdır. İzafeti bu şekilde gördükten sonra muzaf olarak kullanılan bazı edatlardan söz edeceğiz. Ee, mesela ene evvelül müslimin ileride örnek olarak gelecek. Evvelül müslimin ben Müslümanların ilkiyim. Evvelinde yer alanım. Burada evvelu değişken olabilir. Evvele, evveli gibi. Ama devamında gelen Müslümin e, izafetten dolayı mecrurdur. Daha mesela indallahi, inde, e, yanında anlamında. Kendisinden sonra geleni mecbur yapıyor. Bir izafet durum var. İndallah, Allah katında demek İnden nebi peygamber katında. İndel müslimine Müslümanlar katında. Bakın burada el müslimune diyorum önce. Müslümanlar. Erkek Müslümanlar. Ama inde başına gelirse indel müslimine. Müslümanlar nezdinde. Müslümanlar yanında. Demek ki bu edatlar e, muzaf olarak geliyor. Kendisinden sonra gelenler de muzaf ileyh ve mecrur oluyor. Önce inde, lede, ledun bunları görebiliriz. Kul de ki innemel ilmu ilim ancak indallah Allah katındadır. De ki ilim ancak Allah katında. Kıyametle alakalı kıyametin ilmi ancak Allah katında. Bir de genel anlamda da bir bakış belki olabilir. Her ne kadar biz bilimsel bir takım sonuçlara varsak da Zamanla bunlarda değişmeler olabiliyor. E i̇şin hakikatını, gerçek ilmi elbette Allah bilir. Burada indallahi Allahi kelimesinin esri okunması inde e, edatından dolayı. Ve elfeya seyyideha ledel bâb. Elfeye karşı karşıya geldiler. Seyyideha kadının, Züleyha'nın Efendisiyle e, ledel bab kapının orada burada Yusuf ve Züleyha işte dehşetli bir imtihan anı e, Züleyha Yusuf'un peşinden koşuyor tam kapıya vardıklarında kapı açılıyor ve e, kadının kocası geliyor Elfe'ya karşı karşıya geldiler Segide Züleyhan'ın efendisiyle ledel bab kapının orada. Ledel babi. Burada babi okutan önündeki leda ifadesidir. Diğer bir örnek ve inneke letulakkal Kur'ane gerçekten sana verilmekte el Kur'an Kur'an min ledun ee, hakimin alim hakim alim olan yani hikmet ve ilim sahibi olan Allah tarafından verilmektedir ledün tarafından anlamında bu Kur'an sana e, hakim alim tarafından verilmektedir. Ba'du ifadesi bazı anlamında Türkçe'de z ile telaffuz ediyoruz. E, mesela deniliyor ki ayette Yahudilere yönelik Efe tu'minune bi ba'dil kitabi Yoksa siz kitabın Tevrat'ın bir kısmına inanıyor ve tekfuruna bi ba'din bir kısmını yani bazısını inkar mı ediyorsunuz? Burada baat, bazı, bazı diğer kelimeleri tanımaya çalışacak olursak e soru yapıyor. F evveli ile alakalı. Fa'i takibiye. Tüminune iman edersiniz. Emene iman etti. Yüminu iman eder. Tüminune siz iman edersiniz. E, soru haline getiriyoruz. Ee, yani siz iman mı edersiniz bir badil kitabı kitabın bazısına bir kısmına ve tekfuruna bir badin bir kısmını da inkar mı edersiniz? Yani böyle olmamalı ee, Allah'ın kitabı bir bütün olarak kabul edilmeli bazısına inanıp bazısını reddetmek olmamalı. Dune den başka dışında anlamında kullanılıyor. Hz. Süleyman Hütür isimli kuşu arıyor bu nerede kaldı derken kuş geliyor mazeret bildiriyor. Diyor ki sebe denilen bir beldeye gittim ve orada şunları şunları gördüm. İşte gördüklerinden birisi şu Belkıs isimli bir kadın onlara hükmetmekte. Vecettuhe onu buldum. He Belkıs'a gidiyor. Yani Kraliç e, kraliçe olduğundan dolayı e, müennes olarak burada gelmiş. Onu buldum ve kavmehe kavmini belkısı ve kavmini buldum. Yescudune secde ediyorlar. Lişşems güneşe min dunille Allah'ı bırakıp. Yani belkısı ve kavmini Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar. Buldum. Ee, Tabi buldum, gördüm. Mana olarak öyle de denilebilir. Ama kelime anlamı itibariyle buldum. Ona göre değerlendirmek lazım. Evvelu, e, ilk anlamında ve ana evvelül müslimin ben Müslümanların, Allah'a teslim olanların ilkiyim. Öncüsüyüm. Burada evvelül müslimine normalde el-müslimune gelebilirdi bu. Mesela el-müslimune yusallune Müslümanlar namaz kılar. Burada el müslimuna müptedadır. Bundan dolayı e, müpteda olduğu için müslimune olmuştur. Ama ra'eytül müslimine dediğimizde Müslümanları gördüm. Mef'uldür, mansuptur. Nasb halinde de müslimine şeklinde gelmektedir. Cer halinde de e, bu şekilde gelmekte. İşte evvelu muzaf ona izafetten dolayı Müslimine oldu. Ene evvelül müslimin. Ben Müslümanların evveliyim, öncüsüyüm. Gable önce demek. Hz. Yusuf kardeşi Bünyamin'i yanında almak istiyor. Bununla alakalı işte bir çözüm üretiyor tabiri caizse. Onun böyle yükü arasına hükümdarın vazosunu bırakıyor. Ardından da onda çıktığında onun yanına alı koyacak. Fe başladım. Fe böylece bunun üzerine badea başladım. Bi eviyetihim kardeşlerinin eşyalarından başladı. Qable vi ahihi kardeşinin eşyalarından önce. Burada işte şundan önce eee yani قبل, kendisinden sonra geleni mecrur hale getiriyor. Mesela önüne bir mastar gelir. O mastar mecrur olarak okunur. Diyelim ki duhul gibi, Gablel Huruç gibi girmezden önce, çıkmazdan önce gibi buralarda da esri olarak okunur. Bade kelimesi sonra anlamında kendisinden sonra gelen ismi izafetten dolayı mecrur okutuyor kafirlere yönelik daha doğrusu münafıklara yönelik bir durum. Münafıklar Tebük seferine katılmamışlar. Yalandan bahane üretmek istiyorlar. Ey peygamber onlara de ki La ta'teziru özür beyan etmeyin. Özür dilemeyin. Gad kefartum gerçekten siz küfre girdiniz. Bade imanikum imanınızdan sonra. Burada imanikum imanı okutan evvelindeki badedir. Mesela gablet ders, gablet dersi dersten önce, badet ders, badet dersi dersten sonra veya e, gablet taam yemekten önce, badet taami yemekten sonra. Bu şekilde bunların günlük hayatta hayli kullanımı var. Bade imanikum imanınızdan sonra, imanınızdan sonra küfre girdiniz özür dilemeyin. Keyfe yehdillahu gavmen Başka bir örnek. Allah şöyle bir kavme nasıl hidayet eder? Keferu küfre düştüler. Bade imanihim imanlarından sonra. Ve bir de şunun peşinde. Ve şehidu şehadette bulundular. Enler rasule hak. Rasul haktır. Peygamber haktır diye şehadet ettiler. Ve ca'ehumul beyinatu. Ve kendilerine beyinat da geldi. Apaçık deliller geldi. Böyle bir kavim imanlarından sonra artık küfre düşmüşse Allah bunlara nasıl hidayet eder? Yani bunların mazereti kalmamıştır. Gerekçeleri kalmamıştır. imanı elde ettikten sonra kendi iradeleriyle küfrü tercih etmişlerdir. Görüldüğü gibi izafet durumu ...sıkça karşımıza çıkabilecek bir durum. E, Türkçe'de nasıl ki... ...mesela şehrin evleri deriz... ...izafettir. Evin kapısı deriz... ...izafettir. Kapının anahtarı deriz... ...izafettir. Bu tarz izafetler... E, ...gerek Kur'an Arapçasında... ...gerek genel anlamda Arapçanın tamamında... ...sıkça görebileceğimiz durumlardadır, durumlardandır. Ve... E, ...izafette... ...birinci kelime... Evveli ile alakalı oluyor cümle içindeki yerine göre harekesi değişebilir ama kendinden sonra gelen muzafun ile durumda olan mutlaka mecrurdur ve bu şekilde gelmektedir. Bunu öğrendiğimizde Kur'an'da karşımıza çıkan bütün izafetleri hareke olmasa bile daha rahat okuyabiliriz daha rahat anlayabiliriz.